Ekmek tarifesine uymayan 822 ekmek fırını ile ilgili işlem yapıldı. İstanbul'da her ilçede ekmeğin gramajı ve fiyatı ise farklılık gösteriyor. CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'la kameraman Ümit Sertabipoğlu da ilçe ilçe fırınları gezdi ve fiyatları mercek altına aldı. Biz de ana haberde izleyeceğiz şimdi, buyurun. Kimi zaman gramaj, kimi zamansa fiyat farklı. İstanbul'da rotalar değiştikçe ekmeğin tarifesi de değişiyor. Kaç ekmek aldık? İki tane aldım. Ne kadar verdiniz iki ekmeği? 20 lira. Ne kadar verdiniz? Şu anda iki ekmek, bir tane simite 30 lira verdim. Hatta 35 lira. Kaç tane ekmek aldınız? Ben bugün 5 tane ekmek aldım. Ne kadar ödedik? 40 lira ödedim. İstanbul Valiliği fırınları denetledi. Fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 fırın hakkında tutanak tutuldu. İşte ilçeden ilçeye değişen o tarife. Mecidiyeköy'de bir fırındayız. Elimde 200 gram ve 250 gram iki ayrı ekmek var. Hemen şöyle tartıya koyacağız. İlk olarak 215 gramlık bu ekmeğin satış fiyatı 8 lira. Hemen 250 grama bakıyoruz. Gramajı 250 gram olan ekmeğin buradaki satış fiyatı ise 10 lira. Bizim kanaatimiz, bizim fikrimizce 250 gram kesinlikle 12 TL olması gerekiyor. Ayakta durabilmemiz için. Şişli'deki hiçbir şekilde uyulmamış. Tamamen kendilerine göre bir fiyat belirlemişler burada. Aslına bakarsanız yetkili merci Fırıncılar Odası. Fakat Fırıncılar Odası'nın bunu belirlemesiyle birlikte uygulama hakkını devlet kendilerine vermiyor. Çünkü bildiğiniz gibi ekmek halkın ana tüketim gıda maddesi. Burası da Esenler'de bir başka fırın. Hemen tartıya koyduğumuzda 200 gram olarak satılan bu ekmeğin fiyatı 8 lira. En kötü un 700 lira. Yani 800'e de un var, 900'e de kalite olduğu için 1 milyara kadar un var. Bizim isteğimiz en kalitesini kullanıp ekmeği normal fiyatta satmak. Ama girdiler her geçen gün artıyor. Biz de bu girdilerden muzdaribiz. Ortaköy'de 250 gram ekmek 10 liradan. Bağcılar'da ise 210 gram ekmek 8 liradan satılıyor. 250 gram ekmek şu anda 10 lira. Kira ödüyoruz, kira yüksek, işçi maliyeti çok yüksek. Yapacak bir şey yok. Gelen maller çok pahalı. İşçi biliyorsunuz, işçinin maliyeti çok pahalı. Bunun unu, tuzu, mayası, düşün yani elektriği, doğalgazı, her şey içinde. Fakat gramaj oynamalarından fiyatları arttırma yoluna gidiyor birçok fırınlar. Böyle bir şey yasağı mı? Kesinlikle yasak. Böyle bir tarife yok bildiğiniz gibi. Yok öyle bir tarife. Bu durumla karşılaşan tüketicilerse Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulunmalı. Tabii ki bunların tespit edilmesi halinde verilecek olan birçok cezalar var. Nedir mesela? Para cezaları. En başta ciddi para cezaları veriliyor. Yine bu dediğimiz gibi tüketicinin korunmasından ilgili Ticaret Bakanlığı'nın bünyesindeki genel müdürlükte belirlenen, daha öncesinde yönetmeliklerle belirlenmiş olan cezalar var. Daha da tekrarlanması halinde kapatma cezalarına kadar gidiyor.